Unlock'lar üstüne konuşacağız. Unlock'lar gerçekleşiyor. Bunlara bakacağız. Unlock'tan daha çok ING ve Ape üzerine konuşacağız. Aslında iyi bir projeyle kötü bir projeyi kıyaslamaya çalışacağız. Şimdi ikisi de Unlock gerçekleştiriyor. Nitekim bunlardan bir tanesi 17 Ocak saat 03:00'da. Yani gerçekleşti. Bu gece yapıldı yani. Bir diğeri 21 Ocak 03:00'da. Bu da ING'inki oluyor. 17 Ocak yani bugün geçtiğimiz saatlerde, çok geçtiğimiz saatler dediğim, gerçekleşen dün gece diyeyim hatta. 3'teki bu şekilde Ape'inkiydi. 21 Ocak saat 03:00'daki de ING'inki olacak. Bunlar tabii fiyatları yüksek etkileyecek olan miktarlar değil. Yani kısa süre içerisinde fiyatlarda herhangi bir oynama falan beklemeyin yani. Bu dolaşan arz artışından kaynaklı olarak belki bir ihtimal, tabii ki kesin olmamakla birlikte ING'nin fiyatlarında artış gözlemlenebilir yani ilk unlock yapıldığı vakitte. Bunun sebebi de unlock yapıldığı anda tabii ING'nin fiyatları son zamanlarda çok iyi düzeyde olduğu için ING fiyatları bu noktada bir FOMO yaratabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum, tamam mı? Durumları iyi yani, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ING ile Ape'in farkı. İkisi birbirinden çok farklı bir proje. Şimdi iyi bir proje, kötü bir proje. Yatırımcı şunları karıştırıyor. Çoğu şirket siz bir kripto parayı alın diye bir kripto para yaratmıyor. Mesela JP Morgan Chase, yani ABD'nin en büyük bankasını bir ele alalım. ABD'nin en büyük bankasının kendi kripto parası var. Fakat trade'e açık değil. Şimdi bu ne demek? Yani gerçekten de, ya da Florida gibi, yani ABD'nin eyaletlerinin kendi kripto paraları var. Bakın, ABD'nin bir federal eyaletin, devletin bir parçası, toprağı, eyaletini bahsediyorum. Kendi kripto parası var. Ama kullanıma açık değil. Ya bazısına saçma bile gelebilir belki. Ya kripto parası varsa trade'e nasıl açık değil işte. Senin kripto para dediğin şey yalnızca alım satıma yaramıyor. Daha doğrusu yalnızca alım satıma yaramıyor değil. Yani daha doğrusu bir işlevi olmak zorunda zaten. Bir işlevi oluyor. İkincisi, trade'e de açılabiliyor. Ya bunu bir şirket hissesi gibi de düşünebilirsiniz aslında. Tabii şirket hisselerinin kullanımı var mı? Tabii ki var. Ama aynı zamanda burada konuştuğumuz o şirketin bir şeyi var, varoluşu var. O şirket neden çıktı? Siz hisse trade'i yapın diye. Değil tabii ki, değil mi? Yani o şirket siz hissesini trade edin diye çıkmadı. Belli bir sebepten, belli bir vizyondan kaynaklı olarak çıktı ve halka arz yaptı ve siz onu alıp satabiliyorsunuz. Belki de alıp satamıyorsunuz. Yani bu da tabii ki şeyden, o yani olaydan olaya göre değişir. Doğru değil mi? O yüzden bu konuya karşı da dikkatli olmak lazım. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir her zaman. Gelelim kripto paralar kısmına. İşte kripto paralar kısmında da durum böyle. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ripple tamamen bankalar arasında bir, sadece bankalar da değil, her taraf arasında bir hareket sağlayabilmek için bundan kaynaklı olarak adamlar bir token çıkardı. Kripto para birimi çıkardı. Onun adı da XRP. Tabii bunu yatırımcının alım satımına da aynı şekilde açtılar. Kimisi aldı, kimisi almadı. Ama günün sonunda bunu da yani bu şekilde görmüş olduk. O yüzden bir vizyon var ortada. Vizyonu olan bir varlık ancak ilerleyebilecektir. Ripple XRP coin'i biz bunu çıkaralım. Birileri bunu satın alsın diye çıkarmadı.
satın alınmasına müsaade edildi ama aslında bir işe yarıyor idi. O da bankacılık ve genel olarak finansal şirketler içerisinde trade işlemleri, daha doğrusu transfer işlemleri, yani finansal iletişim gerçekleştirebilmek. Vizyon buydu. Durum budur yani. Şimdi Injection'a gelelim. Injection, Kozmos üzere bir projedir. Bir Kozmos'dan çıkmış bir proje olarak karşımıza geliyor. Ve bir DEX yapısıdır. Yani üzerinde çeşitli aktivitelerde bulunmaktadır. Aslında böyle kendine münhasır bir şey gibidir. Nasıl diyeyim ben size? Bir ekosistem gibidir yani. Pek çok şey de vardır. Üzerinde trade yapılır. Çeşitli farklı dep'ler yine üzerinde geliştirilebilir. Üzerinde yapay zeka tarzında, yani aslında bir DeFi protokolüdür. Aynı zamanda üzerinde işte Solana gibi, Avalanche gibi yapay zeka ile birebir ilişkili dep'ler bulunmaktadır. Evet. Bu şekilde yani. Ve gerçekten de kullanılıyor tabii ki. Ve bu takdir edilesi. Dolayısıyla ING'nin kullanım oranları gerçek şekilde artıyor. Adamlar ekosistemine neyi alıp neyi almayacakları konusunda oldukça titiz ve dahi çok başarılı. O yüzden Injection gerçek bir proje ve gerçek sağlam bir kripto para birimine ev sahipliği yapıyor. Mesela meme coinler bu yüzden. Ben meme coinler hakkında hep şunu söylerim. Hiçbir meme coin, Shiba, Doge, Pi, hiçbir tanesi uzun vadede hayatta kalamayacak. Hiçbir tanesi. Emin olun. ApeCoin. ApeCoin neden kötü bir proje? Çünkü bir proje olduğunu iddia ederek ortaya çıkıyor fakat hiçbir kullanım yok. Hiçbir gerekçe yok. NFT satışları var. NFT satışlarına göre hareket ediliyor. Çok düşük olduğu, yüksek olduğu diyeceğim. ApeCoin muhakkak sezon içinde yükselir. Her zaman siyah beyaz olarak anlamayın. Sezon içinde bütün kripto paralar yükseliyor zaten boğa sezonunda neredeyse. Bu bizim için ölçü değil. Ben burada başka bir şeyden bahsediyorum. Ama sen bu kadar yüksek unlock yaparsan, sürekli yaparsan bunu, bedava token dağıtımı bu kadar yüksek olursa, bu kadar yüksek faiz gösterirsen, sen zaten o enflasyon tıpkı Aks gibi, SLF gibi senin başına göçer ve uzun vade sürdüremezsin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.